Bir gün Mustafa'yı aradım, Mustafa Yıldız'ı. Dedim ki ya Mustafa, karın bölgemde istediğim şeye ulaşamadım. Aramaz olaydım. Abi 7 gün kardiyo yapalım dedim. <gülüyor> <gülüyor> evet göktü Evet podcast'a hoş geldin. Teşekkür ederim Dostum. abi, hoş bulduk. Ee, uzun zamandır bunu yapmayı planlıyordum. <laughs> ve abi. seni davet etmek çok istiyordum. Çünkü senin bu sporcu yanının dışında... Gerçekten hem videolar yaptığımız zaman hem uzaktan konuştuğumuz zaman çok keyifli bir arkadaş dostsun sen. Teşekkür ederim. Aynı zamanda bir girişimcisin. Yani abi aynen evet. evet. Ve bu podcast'in amacı hem eğleneceğiz, güleceğiz hem de aynı zamanda gençlere sen nasıl sporcu olarak örnek oluyorsun. Aynı zamanda da gerçekten yaptığın işlerle, girişimlerinle hiç anlatmadığın şeyleri, kendi kanalında bahsetmediğin şeyleri burada bahsetmeni istiyorum. Bu da senin için bir şans. Çünkü konseptin belki buna uygun Tabii değil. Tabii abi evet. Ya zaten bizim aslında diğer arkadaşların da hani bizim gibi içerik üreten fitness sektöründe arkadaşlarında da... büyük sıkıntılarından bir tanesi de ...background'ını çok fazla anlatam anlatabileceği evet. bir yer olmuyor. Ya da mesela ben ilk başından beri varım. Gene birazcık beni biliyorlar. Hani ben evet. daha üniversitedeki o ilk üniversitedeki öğrenci evinden beri her şeyi yansıtıyorum ama evet. gene hani orada görülmen... Sen mühendistin değil mi? Evet abi orada görülmen kısımlar da var. Ama tabii diğer arkadaşlar hani mesela şu an girdiği için ya da işte atıyorum daha ileride girdiği için background'da yaşadığı sıkıntılar hiçbir yerde anlatamadığı zaman ee, o bir eksik kalıyor. Onu tamamlaması için de böyle sohbetler falan e, çok gerçekten yararlı olduğunu düşünüyorum. Valla podcast'a hoş geldin. Çok mutluyum <laughs> burada olduğun için. Çok sağ ol. Bu arada oğlum bu acayip bir form yani. Seni gördüğüm. E, Tuna'dan sonra abi burada oturmak <gülüyor> <gülüyor> Ay burada evet belki Tuna çok büyüktü. Evet. Hakikaten o da e, acaba buraya sıcak mı diye e, çok korktuk ama ben dedim ki. Tuna <laughs> Nik... zaten sığmış olması <laughs> harbi beni de şaşırttı. Nik, Nikoya dedim ki Göktuğ gelecek dedim. Hocam Tuna'yı oturttuk Göktuğ'ü de oturtursun falan dedi. O 160 kilo. Ama onun dışında seni çok iyi gördüm yani gerçekten e, formun e, evet, evet. şu anki böyle e, diriliğin falan yani o kadar sağlıklı o kadar iyi gözüküyorsun ki ya abi şu an yarışma, zaman, yarışma var değil hani, mi? yarışma hazırlığındayım. o yüzden bir yaklaşık 10 kilo kadar falan verdim daha da vereceğim bir 10 kilo daha hani o 10 kilonun verdiğim için işte birazcık su gitti yağ gitti derken hem yüzüm inceldi işte form birazcık daha kendine geldi e, bir de daha artık ciddi al yani zaten çok ciddi alıyordum ama birazcık daha dikkat etmeye başladım bazı adam şeylere. 12 ay diyette biraz daha biraz <laughs> bir abi, biraz, <laughs> bir ufak abi daha. seni ne zaman görsem zaten formdasın ama evet. şu anda hani biraz daha biraz ekstra evet hani e, seni yavaş, yavaş zaten Instagram'dan da görüyorum evet. senin o form odanda, o siyah background'lu odada benim de geldiğim <laughs> evet, değişim zamanında e, fotoğraflarını görüyorum halkından helal olsun teşekkür ederim abi e, öncelikle sana şunu söyleyeyim yani ben birçok meslek grubuyla ...arkadaşlık, dostluk yapıyorum hakikaten. E, i̇ki tane zor meslek var. E, tabii ki iki tane yok birçok var ama... hani ...iki tane benim bildiğim var. Bir tanesi içerik üretmek gerçekten çok büyük. Zor bir şey. Bak, evet. Çok zor bir şey. E, bunu Fırat'la da konuşmuştuk. Hakikaten Fırat Sobutay'la. Çünkü o da 8 yıldır YouTube yapıyor. E, aynı zamanda Furkan da gelip buraya anlatmıştı. Bir kere içerik üretmek... hani ...herkese kolay geliyor ama... ...çok ciddi bir evet. dedication... Evet, e, ...ve hakikaten e, bir devamlık... Aynı zamanda da değişim sürecinde de şunu gördüm. Tamam dövüş falan filan e, göze zor geliyor. İşte darbeler, morluklar falan ama... Abi diyet var ya. Evet abi açlık çünkü çok aç, temel bir şey. Çok ya. temel yani, bir şey. E, yani bir, bir, senin bir hayat gayen gibi bir şey açlık. Yemek bulmak. O yüzden hmm. onu onu aldığın zaman uykuya almak gibi bir şey yani aslında. Sen bu ikisini aynı anda yapıyorsun. İçerik üretiyorsun. Yani ve şey. fitness yapıyorsun. Evet. O yüzden benim gözümde yani büyük işler başarıyorsun. E, bir girişimcisin <laughs> ve bunlar da bir girişimcilik. O yüzden... E, bu yaşta bu kadar büyümeni e, fiziksel olarak değil, aynı zamanda kitle olarak <laughs> tebrik fiziksel ediyorum. Fiziksel gerçek... abi. Hayır, <laughs> hayır, hayır. Fiziksel olarak on numarasın <laughs> gerçekten ederim. ama e, sadece fiziksel olarak değilsin. işte sorun orada. Evet. Aynı zamanda bir biznesmen gibi, girişimci gibi kendi kitleni e, ve kendi işletmeni büyütün diyebilirim. Nasıl geçiyor günlerin? Zor ama değil mi? Yani her şey kolay değil yani abi aslında şöyle... E rutini sevdiğim için çok büyük bir sıkıntı yaşamıyorum. Zaten hani senenin genelde sadece işte yarışıyorsam eğer bir 12 haftalık 16 haftalık sürecinde o diyet dediğimiz dönem geçiyor. Onun dışında da gene zaten disiplinli bir süreç geçirmek zorundasın. Evet. Ya profesyonelsin sonuç olarak. Hani bir kaytarma ihtimalin yok. Tamamen saldığın bir Tamamen yok yani. saldığım bir dönem yok. Zaten hani salarsan tamamen bu sefer hani bir şey, işini çok iyi yapmamış oluyorsun. İşini çok iyi yapmazsan. Geri dönmek çok zor. Aynen geri Onu bildiğin için Evet. diyorsun ki lan buraya gitmeye gerek yok. Abi zaten rutini kaybetmek en kötü şey. Çünkü onu anladım ben. Bir Ufak kaybettim yani, ufak, ufak <laughs> bir de gidiyor. Onu anlamıyorsun. Yani mesela Abi. atıyorum her sabah bir kahve içiyorsundur. Bir sabah içmezsin. Sonra ertesi gün içersin. Üçüncü gün gene içmezsin. Sonra o kahve çıkar. Kahveden evet, sonra evet. ondan önce içtiğin su çıkıyor. Evet, i̇şte atıyorum evet, bir şeyler evet. çıkıyor. Bir bakmışsın ortada rutin yok. Form bir anda gidiyor değil mi? De? Evet bir anda gider. Yani sonu çok kötü yere kadar, kadar gidiyor. Kadar iyi yaşadım ki bunu. Çok iyi biliyorum. <laughs> ee, o yüzden hani hem dinliyorum hem de bunu evet. yaşamış biriyim. Bu arada şunu hatırlatacağım sana. Biz Protein Ocean'ın o konuşma zamanları falan sana daha sık görüştüğümüz zamanlarda evet. ben değişim dönemindeydim. Evet abi. Senin bana ettiğin bir laf bak şu an hatırladım bu arada bunu planlamadım. Hiç aklımdan gitmiyor. Çok deniyordum böyle karnımı değiştirmeyi deniyordum falan filan. Hiç diyeti bozmadım bu arada. Ben de 14 evet hafta abi, büyük hiç, hiç bozmadım. Bir kere bir YouTube videosunda burger yemiştim. Onun dışında antrenmanlarımı hiç aksatmadım falan. Ama böyle 6. haftada falan istediğim formu yakalayamamıştım. Sana gelmiştim işte konuşuyorduk falan filan. Ya göktü sonuçta senin işin bu olduğu için. Ne diyorsun falan? Cümleyi söylüyorum. Abi form bir anda gelir dedi. Evet abi. <laughs> abi bak bir şey söyleyeyim sana. Bak bir sabah bir kalktım baba. Ne Bam, lan? Damarlar falan. Göktü kardeşim. Seni. Yani hakikaten form evet, abi, bir anda abi. geldi. Ama aynı şekilde bir anda gidiyor abi. Aynen. Yiyorsun yiyorsun bir şey olmuyor falan bir kalkıyorsun bir şey Aynen. olmuş. O yüzden çok, şey çok değerliydi o lafın yani benim için. Böyle etkisi mi? gibi. Yani diyet yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. Böyle her gün bakıyorsun. Hiçbir şey değişmiyormuş gibi geliyor sana. Ama bir yerden sonra o kadar hızlı değişiyor ki yani o geçirdiğin sürecin sonucunu aslında o zaman alıyorsun. İşte oraya dayanabilmek, o eşiği aşabilmek zaten mevzu. Hani o eşi açtıktan sonrası zaten seni birebir motive ediyor. Hani çünkü görüntün değiştikçe sen de devam etmek istiyorsun falan evet, filan. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani e, şimdi bizim sporlarımızla ilgili ben e, dövüş background'lıyım. Şu anda bildiğin gibi birçok iş yapıyorum aslında. E, yaşımdan ötürü de e, birçok iş biriktirdim hayatımda. Ama benim background'ım aslında profesyonel bir dövüşçüydüm ben. Evet abi. E, ve dövüşçülerle ilgili de hep böyle işte et kafalı işte işte düşünemeyen konuşamayan kendi ifade edemeyen gibi böyle hatta merdiven altı sporlar falan gibi ifadeler vardı halk dilinde ve e, aile içlerinde biz elimizden geldiğince sadece ring içinde değil ring dışında da özellikle gençlik yıllarımda e, bu sporu bu sporcuları çok iyi temsil etmeye e, hem sporculuğumla hem kişiliğimle elimden geldiğince bu insanların da birer insan olduğunu ve akıllı olabileceklerini düzgün olabileceklerini ispatlamaya çalıştım. Sen de, gerçekten bunu kalpten söylüyorum, ee, tabii ki senin gibi birçok güzel arkadaşımız var ama en azından benim tanıdığım, bu konuda en iyilerden biri sensin, belki de en iyi. Teşekkür ederim. Ee, hem sporculuğunla hem de… İşte o et kafa şeyi var ya tam tersine akıllı, kendini iyi ifade edebilen düzgün, mütevazi. Gerçekten bana diyor ki abi çok övüyorsun karşındakileri. Yapacak hiçbir şey yok abi. Sevdiğim adamları çağırıyorum. <laughs> Ve söylediğim her şeyi de yağlamak, yıkamak için değil kalbimden gelerek söylüyorum. Böyle olmasam bunlardan bahsetmezdim. Sporu yani body sporunu çok iyi temsil ediyorsun. İnsanlara şunu gösteriyorsun tabiri caizse. Abicim evet biz ağırlık kaldırıp indiriyoruz, diyet yapıyoruz ama biz de duygusal insanlarız. Bizim de kafamız çalışıyor. O yüzden teşekkür evet, ediyorum. Abi, seni. Teşekkür ederim. Ya bir o dediğin gibi toplumda o tarz algılar çok oluyor. Hani bize de oluyor haliyle vücut geliştirme dövüş sporunda da olduğu gibi. Hani işte et kafalı işte vücut vücutçuysa salaktır gibi bir algı falan oluyor ama bunun hiçbir bağlantısı yok aslında. Yani. Tam tersi yani bir adam zaten bir bir alanda bu kadar fazla disiplin sergiliyorsa ya o adamın zaten diğer alan hayatın diğer alanlarını yönetmesi çok daha kolaylaşıyor. Ya, baktığın zaman başarılı işte yarışmacı arkadaşlar olsun ya da işte başarılı gerçekten disiplinli vücut geliştirmeciler. E, Hayatlarını ekonomik anlamda çok iyi yönetiyorlar. işte ilişkilerini iyi yönetiyorlar evet. atıyorum. Başka arkadaşlık ilişkilerini. ya yani Bir şeyler de iyiler yani. Evet. işte o kontrolü öyle sağlayabiliyorlar aslında. E, bu da bence bir fayda. Evet. Yüzde yüz çünkü değişim döneminde bana sordular. Ne yapmaya çalışıyorsun falan diye. Dedim ki sa kendimi sadece fiziksel olarak denemiyorum. Yani en iyi forma girmeye çalışıyorum ama mental anlamda da kendimi çok ciddi challenge ettim orada. Yani ailem var, karım, arkadaşlarım falan bana büyük baskı yapıyorlardı ya. Evet abi de senin çevre şimdi geçen de konuşmuştuk. Konuşmuştuk ya. Şimdi benim çevrem bakıyorum işte Furkan <laughs> var. Full zaten 7-24 o da diyette kırık. <laughs> e, dönüyorum başka bir isim var. Ya kameramanım bile diyette ha, ya. Kameramanım <laughs> bile diyette. Herkes body'ci olduğu için herkesin rutin belli. Yani o yüzden biz de beyler dışarı çıkalım ne yapalım? Çıkalım kahve içelim. ama ne yapacağız? Yani? Yemek bizde oğlum? Değil mi? Oluyor ama sen de evet, yani, sosyal abi. ortam farklı ne olduğu eski. için seninkisi daha zordu evet. Ya ben arkadaşlarım aram aramayın beni dedim yani. Evet abi. Bir <laughs> süre görüşmedim onlarla. İşte döndüğüm zaman da kısa bir süre en azından onlarla görüşürüm. Ee, daha sonra tekrar dönerim dedim ama o kadar fazla kişiye söz vermişim ki döndüğüm anda abi. <laughs> bir, bir ayı kapadın. <laughs> bir ay mı? Ya kaç ay boy, abi söz verdim falan filan. Hakikaten geri dönmek zor oldu ama e, formda olmak kadar, sağlıklı yaşamak kadar güzel bir şey yok. Evet, Ve isim. ben şu örneği verebilirim bence yani. Senin demin dediğin çok doğru. Yani bir adam mesela biz işte bir şey öğrenerek çalışarak bir şirkette bence bir şeyler yapabiliriz. Bak ben sana söyleyeyim. Ee, o e, akla, o disipline sahibiz. Ama o şirketteki çok başarılı kariyer sahibi birine, e, beni boş ver yani. Benim, benimki bir sefer bir şeydi. Senin o disiplinine sokar mıyız? Ona emin değilim Evet abi. Yani bence bu daha zor bir şey biliyor musun? Evet, bence de kesinlikle daha zor. Abi. Ama insanlar öyle gelmiyor. Sanki sen sadece. Ya aynen dur. Burada keseyim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ya, senin bir huyun var. <laughs> bayılıyorum evet, bunu yani yakın arkadaşlar mesela iyi biliyordur. Ben yakın arkadaşım değilim, evet. görüşmüyoruz ama seni çok sevdiğim için takip ettiğim Sağ için abi. bunu biliyorum. Şey yapıyorsun sen böyle, bir gülüyorsun falan filan... ama bir de böyle dayanamayıp çığlık çıllar evet. gidiyor. <laughs> Bazen <gülüyor> oluyor abi. <laughs> geçen, geçen Tuna ile videonda mesela seni gördüm, mutfaktasın tamam mı? Tuna sana çok güleceği bir şey söyledi. Sen yine böyle döndün, o göktü var böyle. <gülüyor> <gülüyor> Dedim göktü yine. Evet. Tuna ile o videoda çok var abi o Aa, gülüş... <laughs> i̇nanılmaz, güzeldi. E, eğlenceli e, videoda baya. Evet ya. Şimdi Tuna be nerede o gün? Biliyorsun ertesi gün biz kampa evet, gittik. Evet kampa gidecektiniz zaten. Oğlum evde kaç kiloysunuz diyorum. Bakayım abi 290 falan. falan <laughs> oğlum sen şu an... Abi adamı tarttı, tartıya çıktı. Tartı ölçmedi abi. Ölçmedi. <gülüyor> ya <gülüyor> sen... o kadar kötü ki kantarla falan tartılması <laughs> sen lazım. Sen diyorsun ki abi büyük sıkıntı ya diyorsun arkadan. <laughs> Onu duydum. Büyük sıkıntı abi. abi. Büyük sıkıntı ya. Kilon kaç bilmiyoruz. Kilo, kilo kaç şey. <laughs> <laughs> kaç kiloydın desen bilmiyorsun. Hacimen ölçmesi lazım. Sen şu an kaç kiloysun? Ben abi şu an 124 falan 123. O da 160 falan. O yüz... Kimse bilmiyor işte Allah <laughs> bilir. <biliyorsun. gülüyor> Hacim ya, Ölçüsü. Bana o gün işte 290 falan varız dedi. Evet. Acayip bir şey ya. Evet, Hakikaten evet. o da bayağı size'lı bir adam. O gün kampa giderken... Ona böyle içlik aradık. Bulamadı. Hatta sen şimdi yarışma dönemindesin. Hı hı bana söyledi yani Göktuğ de mutlaka istiyor falan sen de senle daha önce evet, tabii kesinlikle. Çok Seni olur. mutlaka böyle bir dağ kampına böyle çok, var yani ateşimizi hep, yakacağız. Hep izledim abi bu zamana kadar hiç gidemedim. Çok merak yani ediyorum. Mükemmel nasıl bir şey. yani sen bir de şeyi seviyorsun böyle chill yani durmayı seviyorsun. Evet tabii kesinlikle. Ben, de çok seviyorum duramıyorum ama <laughs> e, ben işte o doğada o e, nabzım düşüyor mu diyeyim ya da böyle hayat duruyor ya. Çok ya, ve, ve, Tuna devamlı bak Tuna'ya sor gerçekten. Abi çok mutluyum deyip duruyor. Abicim diyorum normal. Çünkü yani öyle bir şey var ki Atmosfer. şehirde, evet. Yani havasından tut, e, işte seni e, uyarıcılara evet. ne bileyim sürekli stresinden ekran, tut, ekrana. kesinlikle. Bir de bizim mesela sen hani e, sürekli kampa gidiyorsun, sen hani senin için alışık bir eylem. Ama bize baktığın zaman hani ben doğdum. Belki senin o yaşadığın o kamp ortamını hayatını bir kere hani memlekette pikniğe gittiysen belki hani orada bir şeyler yaşamışımdır. Ama hiç böyle hani top komple bir evet. e, toplumdan uzaklaşıp kendini şey soyutlayıp abi. böyle ekrandan uzak, oradan uzak. Hiç geçirdiğim bir gün yok. Aslında hani bizim için çok farklı bir tecrübe yani. Senin için hani bir kamp yapan insanlar için alışık oldukları bir şey ama. Yo ben sana söylüyorum her gittiğimde evet, doğrudur gerçi. çok keyif alıyorum. Evet. Gerçekten çok güzel bir şey. Ee, bu sana kesin sözüm. Ee, sağ ol abi. Şu 11 hafta sen sağ ol. 11 hafta geçsin. Ondan sonra Faruk Bey'i de alırız. Faruk. Çok <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Ondan sonra onun o acayip hoşuna gidiyor. Kampa gittik böyle tamam mı? Montu falan giyiyor, tişört falan üzerine. Böyle. Vay 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 falan diyorum. <laughs> 8 tane fotoğraf attı abi zaten. <laughs> bir de var ya hava Hayır. eksi -20 derece. montla üşüyorum Montu çıkardı ve poları çıkarttı böyle. Balta'yı falan almış. Balta'yı almış Aa, fotoğraf çekti krali. kardeşim dedim bırak donacaksın. <laughs> giyişi montunu. Yani Konsept çok keyifli yapmış. ama inşallah bir gün berabermişiz. Abi hayat çok kısa biliyor musun? Yani evet. istediğin şeyler varsa e, hayatta yapmak istediğin to-do list ya da bucket list diyor bazıları. Ya bunları gerçekleştirmek lazım. Evet, Benim abi. mesela forma girmekte. Ben dedim ki kendime bir gün. Abi bir daha ne zaman gireceğim dedim ya. 40 yaşındayım anladın mı? Şöyle bir aynaya bakayım ya hayvan diyeyim. Ya da işte torunum olsun. Ben diyeyim. Bunları planladım bu arada gerçekten. Evet. Torunum olsun. Mesela torunuma diyeyim ki işte bak ben bir ara böyleydim. Ya yani bunu yani istiyorsan yapacaksın ya. Hayat kısa anlıyor musun? Evet. O yüzden e, hedeflerini koymak ve oraya doğru Aynen. çalışmak lazım. Senin bence. için de güzel bir challenge oldu abi zaten. Çok. Yani o hiç tecrübelemediğim bir şey gene. O yaşta 40 tane tecrübe. Hakikaten edeceğim. zor. Bir de hani oluyor. çevre, çevrede yani çok fazla yapan olma yapan olmadığı için. Hani o günler daha çok ağırdı. Göktü ne haber kardeşim? Geldim ben ortamdayım. <laughs> Biraz farklı. Ama seninki çok daha zor. Ee, aslında sana bununla ilgili bir soru soracağım. Aklında vardı buraya gelmeden. Tuna ile videoyu izledim. Ee, ve yatarken e, o kullandığı şeyi gördüm. Evet abi ya. Hakikaten onu izlerken dedim ki ya adama bak dedim ya aslında nasıl bir e, satisfaction bunu evet. Yani nasıl kendinden veriyor yani <laughs> anladın mı? Hani her akşam uyurken oksijene ihtiyaç duyuyorum kardeşim falan demiştin Tuna'ya. Şimdi senin kas kütten de acayip fazla ve yağ oranında düşük olduğu için... ...kasların çok ciddi oksijene ihtiyacı oluyor diye anlıyorum. Abi şöyle o uyku apnesinden dolayı takıyorum. Yani kilo fazla oluyor Değil birazcık mi? hani şimdi normalde... E, Tuna'ya da o videoda diyorum yani kimse zaten hani hiçbir insan bu ağırlıklara çıkmak için yaratılmamış. Hani bu kiloları kaldırsın, bu ağırlıkları Değil çıksın. Hani biz bize zaten kendi yani zaten sporcuysak profesyonel sınırlarımızı da zorlamak zorundayız. Abi. Çünkü yarışmacıyız. Hani benim Değil yarıştığım mi? bir kişi var. Benim o adamdan iyi olmaya çalışmam lazım. O yüzden bir şeyler de hani ya bugün olmayayım diye de bir şey yok. Evet. O yüzden her şeyimi veriyorum. Abi her şeyimi veriyorsam da ekstremlere çıkıyorum biraz. Ekstrem koşullara koyuyorum kendimi. E, Hallede onun sonucunda da böyle şeyler olabiliyor. O da işte uyku apnesi de bir problem bunlar arasında. Değil mi? Aynen. Onu da mecbur. Her akşam takıyorsun onu ya. Yani. Aynen mecbur aynen. ve şöyle, hayat Takmazsan kökemi... rahatsız mı oluyorsun? Uyuyamıyorum ki abi. Zaten alma hikayem şöyleydi abi. Bende <laughs> uyku apnesi vardı bayağıdır. Uyuyamıyorum, uyuyamıyorum ama hani sürekli geçiştiriyorum. Sonra teste gittim işte 60 saniye falan nefesimi tutuyormuşum gece uyurken. Bir de sürekli zaten kalkıyordum. En son işte çalışıyordum bir 15 dakika kestireyim dedim. 15 dakikada 3-4 daha falan böyle nefesim tutarak uyandım. Dedim ki tamam bitti. Direkt hemen yarım saat içinde aradım firmayı. Dedim ki Vay. bana getirin. O gün çözdüm. Ve o günden beri kullanıyorum. Buradan da eğer böyle bir sorun alan varsa kesinlikle alsın. Yani komple değişti hayatım o günden sonra. Alaf 10 koduyla falan. <gülüyor> Keşke. <gülüyor> <gülüyor> orada, orada, orada elimiz geçmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya peki. E, Alaf 10 demişken. E, bak bu kadar. E, kendinden veriyorsun. <laughs> Aynı zamanda bu kanalda tabii bu kadar gülüyoruz, eğleniyoruz falan filan. Sizleri çağırmamın en büyük sebebi hem sohbet çok hoşuma gidiyor. Sizlerden bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Hepinizin farklı hayatları var çünkü. Evet, evet. Buraya çağırdığım dostlarımın, arkadaşlarımın. Hem de yani gençlere ve insanlara sadece gençlere de değil bu arada. Örnek olsun istiyorum şu anlamda. Yani sen kendi hayatında bir girişimcisin ve ee, bu kadar şeyden vazgeçiyorsun. Senin yaşında birçok insan... ...işte ne bileyim güzel yemekler yiyor... ...böyle meyhanelerde... ...güzel sofralarda içkiler içiliyor... Evet, evet. ...herkes eğleniyor... ...ne bileyim partilere gidip güzel kızlar tanışıyorlar... ...yani... E, ...sadece bu da değil anlıyor musun... ...boş vakitleri var diyeyim ya da işte atıyorum... E, ...erken kalkıp kardiyo yapmak zorunda değiller... ...şimdi yani kimse yanlış anlamasın. bunları... ...yaşıyorlar ama sen... ...diyorsun ki ben bu bedene sahip olmak istiyorum... Evet, ...ve abi. ben bu yarışmaya gireceğim... ...ve bu saydığım normal şartlarda... ...benim için değil ama hani benim için bile Hı -hı. değil ama... Gençliğin eğlence olarak kabul edildiğinden çok uzak evet. Çok uzak bir hayatım var tamam evet, mı? Tabii. E şimdi sen Protein Ocean etkinliğine girdiğin zaman tamam Çok etkilendim gerçekten. E senin de bir kardeşim olarak çok sevdiğim için çok mutlu oldum. Başkası olsa kıskanırdım belki. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bak biz geldik abi şimdi 40 yaşındayım. TRT'ye belgesel yapıyorum. 20 yıldır sporcuyum falan. Hakikaten çok sevgi gösterdiler bana da. Sağ olsun böyle bu bizi besleyen bir şey. Abi stada bir geldin. stad yıkıldı yukarıdan aşağı inemediğin o böyle gençler peşinde falan. Yani program başlamadı yani tamam mı? Ve bu o kadar güzel bir şey ki abi bu kadar insanın sana sevgi göstermesi. Ama orada gençler işte diyorlar ki ben de yapacağım. Kaç kişi onu görüp belki ben de Göktuğ abi gibi hocam demişler ama bak verdiğin şeye bak. Yani karşılığında verdiğin şeye bak. Aslında buradaki dizi izlerken insanlar abi ne güzel abi, ya. Evet, Burada evet. ama Evet olayın background'ı background, ı background ı çok. Background abi Değil mi? aslında benim zaten e, asıl bir amacım da bu background'ı yansıtmaya çalışmak. Ama tabii ki de %100 yansıtamıyorsun. Çünkü olayın gerçekten o fedakarlık dediğin fedakarlık. kısmında... Hani an, gösteremeyeceğin, anlatamayacağın tonla şey oluyor ki sence yani senin mental sorunların oluyor, ailevi sıkıntıların oluyor. Kardeşim ben podcast'te konuş. <laughs> ben mesela abi o yüzden her zaten dedin ya işte bana karşı birazcık e, hani beni seven bir kitle var, ben de onları çok, çok. seviyorum. Çünkü abi ben süreci en başından beri hani ben üniversitede bundan 3 sene önce üniversitede işte öğrenci evindeydim, telefonla video çekiyordum, tahta masada işte reçel tanıtıyorum kahvaltıda falan, pekmez tanıtıyorum. Bir, bir fotoğrafım var, inceceksin. Niko yani paylaşır o fotoğrafı. İnanılmaz bir, bir şey o ya. Yani o o zaman zamanlarda... nasıl geldin abi orda? oradan buraya. Abi ya yeah, ya. Yeah, yeah. <laughs> <Yeah, yeah. gülüyor> <laughs> Şimdi o zamandan beri bütün süreci yansıttığım için abi ben yani üniversite öğrencisiyim. Oradan işte İzmit'te oturuyorum. Evet. O Sonra işte İstanbul'a taşınma aşaması, İstanbul'da başka bir eve taşınma aşaması falan. Her şey level level olunca insanlara bunu yansıtmaya çalıştım. E, olabildiğince daha hani onlar da bunu gördükleri için bana karşı birazcık böyle sempati duyup bu işinde aslında... E, gerektirdiklerini de gördüler ama tabii background'da daha da fazla fedakarlıklar oluyor yani. Özellikle çok fazla çeliştiğin insan oluyor. Evet. E, ailen olsun. Yani onlar sanıyorlar ki mesela şu an çoğu adım kadar eminim. Çünkü biz de öyle sanıyorduk. Değil mi? İşte görüyor mesela ben işte Ertan Balaban'ı görüyorum. ya yani diyorum ki işte gelmiş e, bir şekilde kolay kolay bir şeylere başarmış. Ekrana çıkmış bir tane podcast çekiyor. ama <laughs> başarmış. <laughs> video çekiyor. Video çekiyor işte parasını tabii. kazanıyor. Ya da evet, işte atıyorum tabii. X kişisi, Y kişisi falan. Tabii, tabii. Ama işte e, öyle olmuyor. E, sıkıntılar çekiyor herkes yani. Biz de e, bize kimse ailem bana da kimse ailem de, çok fazla destek olmadı yani ben hatta hiç destek olmadı da ilk başlarda çünkü onlar da. Benim de öyle abi dövüşçü olmasını ister misin çocuğunun? Ya aynen abi ben de onu anlatıyorum zaten ailenizin ise destek olmasını beklemek çok mantıksız çok. çünkü şöyle düşün benim babam asker ve hani 1960'larda doğmuş birisinin gelip de ya Göktuğ da YouTube'dan para kazanacak. De. Buna nasıl onay vermesini bekliyoruz yani. ki ona göre çocuğun mühendis olacak. Bravo sana. Güzel çok, bir işe girecek, çok para kazanacak. Sana. Orada as aslında aileler sizi korumaya çalışıyorlar yani. Tabii kötü ne Ben değil. de hani ilk YouTube çekeceğim dediğim zaman ben bir de başarılı öğrenciydim abi. Hani o böyle bir başarı varken bunu Silip atmak Vay be. hani ailede çok büyük bir kriz yaşattı zaten. Öyle mi? Aynen baya büyük bir kriz yaşattı. Hani sen ne yapıyorsun? Ne YouTube'u artist mi olacaksın? Git buradan falan filan hani böyle bir mevzu yaşattı. Nerede yaşıyorlar şu anda? Şu an odalar abi. <laughs> <laughs> Hatırlıyorum onu. Yalova'ya gittiğin zaman beraber böyle çay bahçesine falan gidiyor musunuz? Ya da işte aynen, restoran, aynen, restoran, arada falan. gideriz evet. gittiğiniz zaman yanına insanlar gelince ne oluyor? Yani işte... böyle yapıyor musun baba? <gülüyor> Hayırdır? <gülüyor> i̇şte bir yerde <laughs> yerden sonra onlar da farkına varıyor. Zaten evet, işte evet. o zaman da o fonlar farkına vardıktan sonra da en büyük desteği onlardan görmeye başlayacaksın. Aynısı kardeşim. Aynen. İşte... hikaye aynı ben sana O yüzden söyleyeyim. biz zaten ailenin aileye sinirlenmek kadar saçma bir şey yok. Ben her zaman bunu diyorum. Doğru. O yüzden böyle ailemden destek almıyorum diye sinirlenmeyin zaten. Ya kısa bir dönem şey... insan kızıyor da ben evet. de kızdım, evet. sen de kızmışsın ama, ama normal. Ben, evet. Normal. Ya. Nasıl bir destek bekleyebilirsin ki yani? Vizyon zaten Olsaydı, çok güzel bir şey anlattın. Onlar yani. zamanında telefon yoktu. Abi İnternet yoktu. Yani. Çok değişiyor <laughs> evet. ya. Yani o jenerasyondaki bir insanın bunu Hı. anlaması. Evet, abi. Ben ilk YouTube yapacağım dediğim zaman iki sene oldu işte benim de. Senin kaç sene oldu? Senin de herhalde. Üç sene falan, üç sene falan oldu. Falan oldu. <laughs> ee, şimdi ulusal kanalda belgesel yapıyordum. Aynı zamanda işletmenim vardı. Bir yandan bir iş daha yapıyordum. İşte kendi eşim, arkadaşlarım YouTube mu? Abi YouTube çocuk kanalı. Hani YouTube böyle şey <laughs> anladın mı? Hayır dedim abi içerik üretmek istiyorum. İnsanlara bir şey anlatmak istiyorum. Şu anda bu şansım var mesela. 100 bin abone olacağız neredeyse. Bir şey anlatıyorum. Vlog çekiyorum. Hayatımı gösteriyorum. İstemezsem göstermem bu arada. E, bu büyük bir şans. Ve e, bu bir işletme aynı zamanda. Bunu anlatmaya başladım. Onlar anlamadılar. Şimdi Netflix'in... Biz nasıl gideriz? <laughs> Disney'in yönetmenleriyle konuşuyorum. Yani çok ciddi prodüktörlerle ve çok ciddi yönetmenlerle. Ne diyorlar biliyor musun? İnanamazsın. Disney, Netflix'ten bahsediyorum. Diyorlar ki YouTube çok büyüyecek. Yani biz bir iş yapıyoruz. izleniyor, bitiyor. Evet. Ama YouTube forever. Her zaman. Yani bir şey çekiyorsun. Bıraktın orada. Beş sene sonra bir daha izlenebilir. Bu maş manyak bir şey bu ya. Acayip evet. bir şey. Ve düşünsene şimdi sen mesela yaşlanacaksın. Tamam Hı. mı? Hiç düşündün mü bunu bilmiyorum ama. Yok abi. Ee, i̇nşallah bir çocuğun olur falan. İnşallah. Diyeceksin ki oğlum biz 125 kilo %7 yarınla geziyorduk falan. Ya bırak ya falan. aç ol. Tak aç. <gülüyor> <gülüyor> aynen böyle avantajımız da var. <gülüyor> <gülüyor> güzel değil mi? <laughs> çok iyi abi aynen. Abi ben Emir'le podcast yaptım ya. Evet e, çok i̇şte güzel. Abi güzel. 20 yaşına geldi oğlum bak <laughs> bizim 6 yaşındayken podcast. Abi abi doküman olarak da çok iyi. Baktığın <laughs> zaman hani ben mesela şu an yakın geçmiş benim için. O yüzden belki aynı tadı vermiyor ama bir 10 sene sonra hani baktığın zaman olan 22 yaşındaydı bak hani işte Ertan abi de böyle podcast çekip bunu konuşmuşum lan evet. falan demek. Hiçbir şey. Büyük yani. ihtimalle onun hissiyatı o zaman anlaşılır ama çok güzel bir hissiyat olacağına eminim ya. Bu arada sen zaten podcast yapıyorsun. Yapıyordum abi ya. 2-3 bölüm çek. Şey kulaklığı taka haka yapıyordum ben. <gülüyor> <gülüyor> ya böylesini. <laughs> böyle, böylesini Biz <laughs> yine <laughs> güreğine muhabbet ediyorduk. <laughs> <laughs> Hayır, biz öyle ufak bir kulaklık takıyorduk abi. Ses nerede geliyor Belli değil. Ses çok iyi. Şu şöyle bir yerde şöyle bir konsepte yer almak istiyordum abi. Çok iyi oldu benim için. Çok diye. sevindim. Çünkü izliyoruz hep sürekli bu şekilde bir podcast. Ben ]'den. de izliyordum. İlk başta dedim ki ya bu kulaklık çok abartı dedim ya. Bu kulaklığı takmamıza gerek yok. Ne oluyor ya? Bir karşılıklı falan dedim tamam bak gerçekten. Sonra kulaklıksız bir tane denedik. Sonra bir tane kulaklık vardı bizde. Karşımdaki konuştu. Ben bir takayım bakayım dedim. Bir taktım baba dedi. İkinci kulaklık sipariş verdim. Bambaşka evet bambaşka. 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 <laughs> Ondan sonra tamam mı? Ee, konuklarım da gelince diyor ki ya hakikaten güzel bir atmosfermiş. Evet. Niye bunu anlatıyorum? Ee, sen zaten hissediyorsun. Yorumlara bazen ya abi kulaklık gereksiz falan yazanlar oluyor. Ben geldiğinde zaten ilk dedim ki Ertan abi, abi gerçekten hani buna gerek var mı dedim. <laughs> ne fark et? Kötü olmasın dedim. Hani sesimi duyacaksam sıkıntı olur ama takınca anlıyorsunuz bu, bambaşka bir hissiyatı var. Değil mi? Gerçekten. Evet, mi? öyle düşünmeyin. Benim e, podcast'te şöyle bir şey var. Ben sadece <laughs> konuşmuyorum moderatör olarak. <laughs> Karşılık konuşuyorum. Senin de bana sormak istediğin şeyler varsa mutlaka sorabilirsin. Tuna'ya şey söyledim. Kardeşim sen ne istersen sor falan dedim. Tuna dedi ki ya abi herkesin sorusu ortak. Abi bu kadar iş yapıyorsun nasıl yetişiyorsun falan dedi. Seni de sormak istediğim şey. Abi var. zaten senin o iş konusunu da bu podcast başlamadan önce konuşmuştuk. <laughs> ya acayip bir yoğunluğum var. Hani bun, evet. bunların hepsine nasıl yetişiyorsun? Zaten anlamak çok zor. Evet. Ee, bilmiyorum biliyorlar mı ama arkada koşturduğun 3-5 tane iş, farklı iş var. Evet. Ya bunların her birinde belli bir çıtaya yükselmeye çalışıyorsun. Keza bunu başarıyorsun. Ya bu çok güzel bir zaman yönetimi gerektiren bir şey. Aynı zamanda Hani odanı da çok iyi dağıtıyor olman lazım. Hani bu çok büyük bir başarı bence. Çünkü hani mesela, ben kendimden biliyorum. Şimdi mesela coaching bir işim var. Coaching'e odaklanıyorum. Hani bir ona odaklanırken başka bir şey böyle araya sıkıştırsam Roluyor, bile afallıyorum böyle bir anda. Konu değiştirmek çok zor abi. Evet kesinlikle. Konu değiştirmek. Evet. Yani bir şey mesela sen şu an yarışmaya zanıyorsun. Evet. Tamam zor bir şey. Ama konsantresin ya. Konu değiştirmek çok zor abi. Zorlanıyorum. Yani çok zorlanıyorum. Ee, ama bunun bir dönem olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten de her yerde söylüyorum, konfor zonundan çıkmadan e, hiçbir şey olmuyor abi. Evet. E, şu an sen kendi hayatında başka türlü konfor zonundan çıkıyorsun. Ben başka türlü konfor zonundan evet. çıkıyorum. Tamam, mesela senin öğlen dinlendiğin iki saat oluyor belki ama belki bir şey yemiyorsun. Evet. Ben belki hiç dinlemeden çalışıyorum, sen diyorsun ki deliye bak koşturuyor ama ben akşam bir şey yiyorum falan. Evet. Herkesin başka bir evet. konfor zonu var ama konfor zonundan çıkmadan abi hiçbir şey olmuyor. E tabii ki ben böyle yaşamak istemiyorum. Bugün Niko'ya da söyledim yani dedim ki Niko üniversiteye gittik. Dedi ki arkadaşlar insanın bir saati var. Yavaş yaşayın, doğaya gidin. O kadar işte çok, <gülüyor> falan <laughs> oradan <ortaya> çıktık oğlum <laughs> başka işe gidiyor. Yalan <laughs> söyledik dedim şey. yani. Hani insanlara dedim samimi davranmadık yani. Bunu evet. söylüyoruz. Buraya evet. geliyoruz. Abi bir buraya bir oraya. Artık valeler falan ne oluyor, Ertan abi <gülüyor> <gülüyor> falan yukarı çıkıyorum bana bana aşağı yürüyorum <laughs> şeye falan. Bir, mutfak da 300 metrelerde bu. Baba tam -ba -ba yani üçü kuruyorsun. arasında böyle. Abi üçgen kurdum. Ben evet. de şeytan üçgeni. Ama çok şükür sevdiğim işleri yapıyorum ama bu bir süreç tabii evet. abi. her zaman böyle olmak istemiyorum yani sıkıntıyı aslında ben şey de düşünüyorum abi yani mesela kendi içimde yarışma konusunda şöyle motive ediyorum kendimi yani bu 12 hafta diyorum mesela işte atıyorum yani üç aylık bir sıkıntı bu sıkıntıyı çektikten sonra herkes aynı gemide. Yani ben evet. sıkıntımı çekip geleceğim oraya. Kimisi sıkıntısını çekmeyip gelecek. Ama hepimiz aynı gemide olacağız. E, sıkıntıyı ben çektiğim için atıyorum başarabilirsem inşallah. Bir kupam çok kupam doğru olacak. Bir, çok doğru bir şey e, Bir başarım olacak. Ama işte sıkıntıyı çekmeden o üç ayı geçirip gemiden inen Hiçbir şey olmayacak. O yüzden ben hep öyle düşünüyorum. Yani Game üç ay sıkıntı bitince herkes aynı yerde abi. Doğru. Yani öyle mesela Yani mesela sen öyle... de bu sıkıntı geçtikten sonra herkes aynı yerde olacak. Ama senin belki beş tane şirketin olmuş olacak Başarılı. Çok o kadar iyi açıkladın ki. <laughs> Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Sen şirketten açıkladın benim şeyimi. Ben de senin şeyini açıklayayım şu anda. E, pabucundan diyeyim. E, işte akşam 9 diyettesin. Altı hafta olmuş. Form çok iyi gidiyor. Hatta ilerdesin. Dolapta bir tane şekersiz protein <laughs> bar var. Diyorsun ki alın zaten 11 hafta var yani. Şimdi Dolay bir, yenir, tane bir, şey olmaz. bir şey olmaz. Herkese geliyordur değil mi? Fix. Sen diyorsun ki fix. <gülüyor> <gülüyor> Rapçi gibi ya. fix. <laughs> 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 Herkese geliyordur. Ama işte onu yemeyen evet abi. E, veya yok abi ben 11 hafta daha bunu yemeyeceğim. İleride gidiyor olabilirim. Yapacak bir evet. şey yok falan diyen adam kazanıyorsun. Evet. Kesin. Ben yediğim dönem de oldu bu arada. Evet. Yani mükemmelim demiyorum. Yediğim dönem de oldu. Zaten yediğim dönem öyle kötü hissettim ki kendimi. Ondan sonra evet. o gemiden inince her baktım. Lan elimde hiçbir şey yok. Ya ulan dayansaydın o sıkıntıyı çekseydin. Dayansaydın da, değil mi? Dayansaydın sıkıntıyı çekseydin. Bir, bir saniyelik bir karar. Bir saniye orada paraını vereceksin diyeceksin Manyak ben bunu şey yemeyeceğim. Ya. Ben yaşadığım için. Sonunda diyorum. başaracaksın işte o 3 ay geçtikten sonra. Ben yedim. Yani çok da kötü hissettiğim zamanlar oldu kendim sonrasında. Değil mi? O yüzden o hissiyatı biliyorum ya abi. Uf, o hissiyat çok kötü bir hissiyat. Özgüvenin kırılıyor. Neler olsun sana gerçekten. Ya işte o yüzden gene bizim için de zor, senin için de zor, herkes için zor. Yani ben bu işi 8 defa da yapmış olsam 9. da gene aynı zorlukta olacak. Ama işte 3 ay geçtikten sonra nerede olduğum asıl söz konusu bence. <laughs> Sabah kardiyo yapıyordum haftanın 6 günü. Evet abi. Bir gün Mustafa'yı aradım, Mustafa Yıldız'ı. Dedim ki ya Mustafa, karın bölgemde istediğim şeye ulaşamadım. Aramaz olaydım. Abi 7 gün kardiyo yapalım dedim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Abi 7 gün kardiyo. Oğlum haftanın zaten 7 günü var. Abi 8. gün. Abi yani bir günde kalkıp koltuğa uzanmak istiyorum ya. Her sabah kalkıyorum abi, gözümü açıyorum. Bisiklete biniyorum tamam mı? Neyse. Bir gün böyle hakikaten 8. haftamda falanım. Dedim ki abi yani... ...yapmayacağım dedim bugün ya falan... ...böyle kendimle aynada şey yapıyorum... ...kavga ediyorum falan tamam mı... ...sonra dedim ki öyle bir mindset yani... ...öyle bir akla gelmek zorundayım ki... ...yapmaya itmeli beni... ...kendi kendime şunu söyledim biliyor musun... ...dedim ki aynaya baktım... ...Allah korusun hayatta en bağlı olduğum kişi... ...tabii ki ailem, eşim ve e, oğlum Emir... E, ...dedim ki ya yani ben bunu yapmazsam... ...onlara bir şey olacakmış gibi düşüneyim dedim... abi gittim böyle var ya 70 dakika... Evet, ...beyin etsin. öyle bir şey ki... Evet. ...yani... Ve düşündüm biliyor musun? Bir şey olacak. Şşş, Sahra geliyor. Evet. Ne yapıyorsun? Git. Çünkü o hani, hani bir şey olacak kafasındayım ben şu anda size. Evet. Abi sonra diyet bitti. Tamam mı? Oturdum böyle. Bir restoran yemek yiyoruz. Hiç bu işleri yapmayan bir arkadaşıma ki. Oğlum ben dedim. Sabah kardiyoya kalkıyordum. Üşeniyordum. Diyordum ki aynen bir şey olacak lan. Oğlum sen deli misin zaten? <laughs> Ama sen anlıyorsun değil mi? Evet anlıyorum. An, Baba an, beyin an, acayip an, bir şey yani. Ya abi zaten hani şöyle yani o sıkıntıyı zaten bir sıkıntıdan kaçmaya tasarlanmışız artık yani. Yani evet. Hani o evriliş evrilişimiz de o yönde yani. Biz zorluk varsa oradan kaçmaya doğru evrildiğimiz için hani ama modern çağda o kendimizi o zorlukta tutmamız lazım ki bir şeye başaralım. Evet. Orada çok büyük bir sıkıntı var. Senin dediğin gibi abi böyle o kafa yapısındaki ufak değişiklikler Değil mi? çok önemli. İlla ki i̇şte sen başka de yapıyorsun. Aynen abi oluyor kesinlikle oluyor. Peki bu kadar girişimcilikle hayatla ilgili <laughs> çok güzel sohbetler ettik. Ee, sana başka bir şey sormak istiyorum. Hatta da merak ediyorum gerçekten. Senin ekolün e, itiş çekiş ve bacak e, yap, antrenmanları yapıyorsun. Aynen abi. Hatta bir yere çıktın sonra tekrar geri girdin. Evet abi aynen. Takipteyiz yani. <laughs> Şimdi e, ben ben de bu ara e, itiş çekiş bacak yapıyorum ve gerçekten son birkaç aydır e, bir yeni antrenman programı tasarladım. Onu da e, takipçilere paylaşacağım ama bayağıdır uğraşıyorum bununla. E, benim için büyük bir şans. Neden? Çünkü itiş çekip bacakta. Sen büyük ihtimal haftanın iki kere o cycle dönüyorsun aynı bölgeye gelmek için. Ben haftanın üç günü yapıyorum. Diğer günler branş antrenmanı yapıyorum. Hı hı. Hani bir dövüşçü olarak diyor ki nasıl antrenman yapalım falan. İtiş çekiş bacak yapınca üç günde bitirmiş oluyorum olayı. Evet. Sen e, bunun faydasını nasıl gördün? Ve hani seni tanıyan, takip eden hı hı. hatta yani tanımayan da varsa çok e, ihtimal vermiyorum ama sporla ilgili bizim biliyorsun bodyde yani işte hı hı. göğüs günü, sırt günü, omuz günü gibi böyle 50 yıldır bir ekol var. Ama son evet. zamanlarda bu itiş çekiş bacak olayı daha popülerleşti. Daha popülerleşti. Bunun sebebi nedir abi? Çok, gerçekten merak ediyorum. Abi şöyle çünkü daha popülerleşmesinin sebebi çünkü daha çok arkasında data var. Yani şimdi e, ee, tabii 1960'daki araştırma sayısıyla 1970-80'deki araştırma sayısıyla ya da eldeki data ile şu anki data bambaşka. Evet. E, ee, keza dataya geçtim. Tecrübe de çok fazla. Yani 100 senedir şu an deniyorlar her şeyi. Değil mi? Ya, bu da bir farklı bir mevzu. Ya, i̇tiş çekiş bacağın asıl olayı sıklık çok. Fı sıklık bir adı farklı. var mı bu arada? Efendim abi? Adı var mı? Yok. Push pull legs. Ha, push pull legs tamam Aynen. kendi adı. Yani. Sıklık daha fazla. Yani bir bölgeye iki defa çalışabiliyorsun haftada. Hatta bazen ayarlayabilirsen üç defa çalışabiliyorsun. Evet. Ama diğer türlü bir çalışma prensibinde işte oturun tek bölgede haftada bir kere bir bölgeye çalışıyorsun ve altı gün boyunca o bölge duruyor. Evet. Ama senin aslında bir bölgeyi güzel bir hani volüm, hacim ve evet. yo yoğunluk ayarı yaparsan arka arkaya evet 72 saatte 48 saatte bir uyarabileceğini ve her uyarımda bir fayda alabileceğini gösteren bir ton şey var. Keza da öyle oluyor. Şimdi data o data var yani. Aynen. Yani, ya sen 6 gün boyunca dinlendirmektense o 6 gün boyunca bir kere daha uyarım almak varken neden dinlendiresin? Mühendis biz ona bir kere ediyordur. daha biz orada <laughs> <laughs> bir kere daha uyarım alıp <laughs> yolumuza bakıyoruz abi. Çok mantıklı. Evet. Ee, ben de seviyorum yani. Çünkü şöyle bir avantajı daha var. Hakikaten haftada 3 gün spor yapan insanlar için de Büyük bir avantaj bu. Evet. Adam abi hafta üç gün spor yapıyor. Abi omuza gelene kadar on gün geçiyor bir de. O daha beter. Evet. Ee, push pull legs'i ben de gerçekten seviyorum. Ee, peki e, push pull legs yaptığın zaman e, belki hani sadece göğüs yaptığın zaman diyorlar ya işte üst göğüs, yan göğüs, ö, alt göğüs falan. Yani var mı abi böyle bir şey? Yani göğsün altını ittiğin zaman mı? Abi çok zor. Değil mi? Ya şöyle, çok Bak, bu zor. Bu arada yani, bunu daha önce konuşmadık. Yani ben fikrimi söylüyorum sen. Evet. Bence göğsün altını çalışmak diye bir şey var Yok mı? Yok abi zaten öyle bir şey. Yani yüzde yüz yüzde yüz izole edemezsin imkansız. İmkansı edemez ya sen ilk time press yaptığın zaman da tamam üst göğsün belki belli bir oranda daha fazla çalışıyor, çalışıyor ama yani alt göğsede çalışacak. Evet. Ama yani hani spesifik ben üst göğsümü çalışayım, alt çalışmasın, Aynen. altı çalışayım, yani çalışmasın. Evet. Bu yar ona da Yani kasın hiperaktif sesi, ay hipertrofisi diyorum hipertrofisi <laughs> e, ve yaronun düşmesi değil mi ya görüntü bak, olarak evet hani hani gelişim istiyorsan üst kas, üst göğsünün gelişmesini istiyorsan evet incline pressler işte üst göğsünü birazcık daha çalıştırabilirsin ama bu demek değil ki alt göğsün çalışmıyor evet. orada alt göğsüne çalışacak ondan kaç, kaçarın yok yani e, o yüzden hani böyle altı ayrı çalışayım içi ayrı çalışayım dışı ne ayrı çalışayım ne yapsın ya konuşurken... <laughs> orada <bir tal> <gülüyor> dalga <gülüyor> <Sine> <gülüyor> ne oluyor lan <laughs> ne oluyor? <laughs> <laughs> dönüşüyorum herkeden, abi. <laughs> o hakikaten ya inanamaz. Peki gerçekten çok uzun boylusun. Evet abi. Yani bu body build dezavantaj değil dezavantaj mi? Dezavantaj abi ya. işte e, benim de böyle bir sıkıntım var. Değil mi? Çünkü sonuçta Aynen. senin büyük gözükmen. Ya abi şöyle hani eee Ekran olarak daha iyi, şimdi He. ekran olarak daha çok ilgi çekiyor. Evet. daha fazla insanı uzun olduğum için daha büyük duruyorum, daha farklı duruyorum, daha fazla ilgi çekiyor ama vücut geliştirme profesyonel yarışmacı olarak dezavantaj. Neden? Çünkü orada birazcık daha aslında kısa fizikler tercih ediliyor. Çünkü belli bir kiloya ulaştığın zaman atıyorum 165, 171'si tabii ki de 170 değil. Yani benim istediğim boylar 185 falan olsa daha iyi olurdu. Evet. 171'si birisi 190 kilo olduğu zaman. Çok farklı durabiliyor ama benim onun gibi farklı durmam için 140 kilo, 150 kilo almam lazım. Çünkü dolu dolu gözükmen için. O yüzden ne zaman. Sizin işte de ne zor biliyor musun? Şimdi konuşurken düşündüm de. Baba ben ringe biriyle girdiğim zaman onu uyutursam hiçbir hakem tamam mı? <laughs> Bunu önüne geçemez. Biz mesela evet. e, şöyle yapıyorduk. Yurt dışında maç olursa eğer e, kesin knock out etmen lazım ya da tap out. Hakime bırakamazsın. Ben mesela Aa, Sırbistan'da. anladım. Bir maç yaptım. Eurosport diyor ki işte Ertan şöyle saldırıyor böyle falan. Abi 3 round boyunca adamın üzerine gittim. Kaldırıyorum indiriyorum. Yanına çıkıyorum arkasına geçiyorum. Adam böyle yağ sürmüş üzerine. Ben de Jiu ya. Abi kayıyor adam tutamıyorum. Adam 3 round boyunca üzerine gittim. Yok abi ona verdiler. İşte, Ayağa kalktı taktı. Yavru. O yüzden biz deplasmana gittiğimiz zaman yatırmamız lazım adamı yani. Tamam mı? Adam yattığı zaman ringde <laughs> hiçbir hakem onun yanında olmuyor. Ama sizde şöyle bir şey var. Abi sen şimdi e, bu kadar poz veriyorsun. Evet. Bu kadar uğraşıyorsun. Ya birileri diyor ki bence bu daha iyi. Al bu. It's o, not fair ya. Evet evet. Sporun zaten şey diyorlardı. Düşündün bunu? Yani tabii abi aynen zaten biz de hani genelde insanları da bizim vücut de rahatsız eden kısmı o oluyor. O mu? Evet. Ee, ama işte orada da birazcık <laughs> e, onu kabullenip gidiyoruz aslında oraya. Hani şimdi evet. genetik faktörler değişik, oradaki hakemin ne istediği değişik. Ee, o yüzden hani onları kabul edip zaten gidiyoruz. E ee, hani aslında süreç bize daha çok keyif veriyor. Süreç. Değil Aynen, mi? orada pozlama. Ama tabii abi sizin spora göre hani sizde ne bileyim hani karşındaki adam seni dövmeye çalışıyor. Bizde hani <laughs> bizimkisinin derdi daha az aslında. Tamam belki oylama oylaması çok farklı ama belli olmaz o, o şey, işte. Yani. Her şeyin zorluğu Aynen, her var. Her şey yani. zorlu var da ben sana da her zaman diyorum abi dövüş sporu da benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü abi, çok çok maskülen bir spor. Zaten en çok güzel. Mas, bir hani, en ya. maskülen spor bence. Zaten dövüş sporları hani karşında evet. birisi var. Sana zarar vermek istiyor bu net yumruk atacak bir şey yapacak belki sana karşı harbiden nefret duyuyor Ve birebirsin yani karşı ikiniz ikinizsiniz yani biz de hani vücut geliştirmeden hani, podyum kısmında öyle bir şey yok tabii ki sen de Senle video yaptık ya yerde şey yapıyorsun yerde güreşiyoruz falan hemen bana mesajlar geliyor seni çok seviyorlar di ya abi mütevazı davranıyor işte. Yok. Ee, işte sen Keşke mütevazı davransam. Video, video, için yerden kalkmıyor var ya falan evet. falan diye. Ben de tabii isteklerde böyle bir şey demiyorum çocuklara falan. Evet. Ama öyle yani... bir mevzu yok ya. mütevazı <laughs> falan olduğum yok yani. Direkt kalkamadım beyler. Bir de o zaman ağırdım abi. 135 falandım herhalde. Çok büyüktün ya. O zaman bayağı ağırdım. Hani teknik abi bu. Teknik evet. Ama e... işin stratejisi orada herhalde. Evet evet. Gerçekten etkilenmiştin. Kesinlikle ve çok Değil keyifli. Mi? Yani o ben gerçekten bil bildiğin zaman daha keyifli olacağına eminim. Değil Çünkü mi? satranç oynamak gibi. Değil mi? Hani mesela Aa, sen çok, diyorsun ki çok iyi anlamışsın. Sen diyorsun ki abi hani işte kolonu burada tut. Bak diyorsun şimdi bunu yaparsan kurtulursun. Hani Aynen. aslında bir hamle yapman lazım. Bunu o, hamleyi bulman gibi. lazım. Adam mühendis Hani yani iki kişi iki bilen kişi büyük ihtimal orada o minlerde iki saat falan oyalanır ve çok keyif alır. Çok eminim bundan. Ya şöyle söyleyeyim. PlayStation oynuyorsun bedeninle. Kesinlikle abi. Kesinlikle. Manyak bir şey Çok ya. keyiflidir. Anlatmak çok, çok, çok Evet. Boks da ayrı güzel. Sadece sol sağ yumruk gibi gözüküyor ama yemin ediyorum sana Girdiğin zaman çok derinlemesine evet. gidiyorsun. Ben de bugünlerde acayip boks yapıyorum bu arada. Sen şu an e, Build to Fighter mıydı abi? Yok. Ha, pardon. Şu an ilk başta Fighter to Builder yaptım. Evet. Yani dövüşçüden Builder'a. Şimdi fight... Back to Fighter yaptım. Ha, back, back to Fighter. Evet, Niye? Evet. Çünkü Push Pull Legs yapıyorum ve haftanın işte 5 günü falan ha. da ee, dövüş antrenmanları yapıyorum. Vallahi ne yap, niye yapıyorum bilmiyorum ama <laughs> bir bomba patlatacağım ileride görürsün. şeyler olabilir <laughs> Bir şeyler olabilir diyelim. Ve burada, <laughs> Aynen. E, tobu ben de bilmiyorum bu arada. Evet evet bilmiyorsun. Ee, ya bir Belki bir bomba patlatırım ileride. Abi durmuyor. Kanımız durmuyor yani. Evet abi tahmin ediyorum. Çok garip bir şey gerçekten. Aslında baktığın zaman e, normal bir iş adamına göre bile yoğun bir adamım. Ve aynen bu, bu yoğunluğun arasında bir bir anlamda fiziksel bir yoğunluk da Aa, zaten diğerleri mental bir yoğunluk katıyor büyük ee, ihtimalle. ama abi. işte en günün sonunda işte şey diyorlar ya e, know your roots yani geldiğin yeri unutma abi. Geldiğim yer evet. ve bugüne kadar Döviş. Evet. beni ben yapan, beni evet. insanların tanımasına sağlayan, beni insanlar ilk sokakta çevirip ya işte fotoğraf çektirebilmiz dedirten evet. ne YouTube çok güzel bir e, e, ne başka bir şey, ne Balaban Sports. Tövbe. Ee, evet abi o yüzden e, Türkiye'nin en büyük iş adamı da olsam ki öyle bir şey imkansız ya da ne bileyim e, çok ünlü bir e, aktör actor yani olsam e, hiçbir şekilde dövüşçü olduğumu unutmam abi tamam mı? Kesinlikle abi çok güzel bir düşünce o, gerçekten. O benim için başladığım nokta ve her zaman da içimde şeydir yani o ruhumu kaybetmiyorum zaten işletmede, toplantıda, diyette her zaman o dövüşçü ruhumu kullanıyorum. Ee, ama bu coğrafyada istediğim şeyi de çok yapamamanın şeyini yaşadım. İnşallah benden sonraki jenerasyonlar kariyeri e, çok daha iyi kariyer yapar. Çok daha iyi hocalarla, menajerlerle, turnuvalarla başarılı olurlar. Şu an Van Afis'te dövüşen sporcularımız var. UFC'de dövüşen başka yerlerde. E, ben de onlara katkı sağlamak için bir abi olarak elimden gelen her şeyi yaparım. Çünkü... Bu bile sana çok büyük tatmin veriyor. Tatmin veriyor. evet. Zaten UFC'ye Gökhan ile gittim. Evet. E, Furkan şu anda One FC'de falan. Onların orada olması beni acayip... E, Yusuf aynı şekilde bellet orada falan. Çok yakınlarım bunlar benim. bu o dünyanın en büyük turunları yani. Evet. E, beni çok gururlandırıyor ama... Hiçbir zaman... E, unutmam yani nereden geldiğimi evet. diyebilirim sana. Kesinlikle. Peki e, son söylemek istediğin şeyleri alayım. Çünkü... E, seni hiç görmedikleri, duymadıkları bir şekilde... Bugün buradasın ve çok evet. da güzel bir sohbet oldu. Ben çok konuştum ama sen de çok güzel şeyler söyledin. Teşekkür ederim abi. Ben de çok keyif alıyorum ya. Aldım. İnşallah belki bir bölüm daha çekeriz ileride. Çok sevinirim. Allah devamı yedirme. Sana soracak çok şey var. O zaman e, söyleyecek başka bir şey yoksa... E, teşekkür ederim. Tamamdır abi çok teşekkür Senin, ederim. Senin kattığın değer çok fazla. Çünkü başta söylediğim gibi bir sporcu olarak... Ve gençlere örnek olduğun için çok mutlu oluyorum. Çünkü e, kitleleri olan bazı insanlar var. E, tabii ki isim vermeyeceğim, arkalarından bir şey söylemeyeceğim ama bazen korkuyorum. Diyorum ki yani bu adamlar çok seviliyor ve bu adamların aslında e, davranış biçimleri, yaptıkları çok da tasvip ettiğim bir şekilde değil. O yüzden belki de çok etkilenen birçok genç onları izleyerek onlara dönüşüyor. Ama senin gibi e, karakterini, kişinin sevdiğim ve topluma fayda olduğunu düşündüğüm insanların da kitleleri olduğunu görünce diyorum ki tamam diyorum bu iyi bir şey. Bu bakımdan e, çok mutluyum. İnşallah arkandan böyle benim gibi hafif yaşlanırsın 40 yaşında falan böyle e, ufak böyle bodybuilding şeyleri seni arayıp abi nasıl yaptın zamanında <laughs> falan filan. o zaman kilo almışsın göbek böyle falan <laughs> tamam mı böyle bir şeyin olur <laughs> çok teşekkür ederim ayaklarına teşekkür sağlık ederim. sözünü çok aldım sağ bir kamp yapacağız bir de belki podcast'te bir bölüm daha yaparız. Çok iyi olur abi kamp için şimdiden heyecanlıyım o bir zaman. de yemek videosu yapalım abi tunay sen ben Tuna mı? Fırat da çağıralım. Olur. Tuna Fırat sen Çok Çok iyi olur abi. Aynen. bir dakika biz arada solucan gibi. <laughs> Biraz kilo al. <alıp> ben, <laughs> ben de vardım o videoda. Fighter <laughs> 2 ben, ben de vardım o videoda ama kimse görmemiş. <laughs> o zaman dostum teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Başka Sağ olun. videoda görüşürüz.